Şimdi tezgahta program yazarken atıyorum tezgahın hafızası çok fazla dolu. Yazdığımız programdan nasıl az yer kaplamasını sağlarız? Yani hafızayı doldurmayacak karakterlere nasıl veririz? Bunu göreceğiz. Şimdi G71 atıyorum. Onun üstten örnek vereceğim. Takım hiç belirlemiyorum şu anda. G71 U 0 nokta değil. 0 nokta olmasın. Çok az olur bu. Diyelim ki U 2 milimetre, R ise bu da 2 milimetre olsun. Sonra G71 P 10 Q 20 U 0.0 değil, U 0.2 W 0.1 F 0.25 dedim. İşte sallıyorum şu anda. N 10 G1 X değer yazmıyorum şu an, öyle değil. Şimdi burada tezgah hafızasını dolduracak birçok şey var. Şöyle hatta G01. Şimdi ben bazen öyle durumlar olur ki bir tane harfi silmeniz o programı kurtarır anlamına gelebiliyor. Yani tezgahta artık o kadar çok program var ki tezgah hafızası yetmiyor. Hafızası kalmamış. Sürekli memory bilmem ne alarmı veriyor. Bu durumda program yazarken alışkanlık haline getirmenizi sağlayan birkaç yöntem göstereceğim. Bunları da alışkanlık haline getirirseniz sizin için iyi olur. Tezgahın hafızası için de iyi olur. En azından program yazarken de fazla karakterlerden kurtulmuş olursunuz. Şimdi ben şu üst satıra bakıyorum. Buradan hiçbir değişiklik yapamam. Bir kere bu tamamen doğru bir şey. İkinci satıra bakıyorum. Burada birçok karakteri çalabilirim. Nasıl çalarım? Neyi çalarım mesela? Sıfırları çalabiliriz. Değil mi? Yani ben burada P10 yerine P1 kullanabilirim. Dolayısıyla buraya da N1 dedim. Bak iki tane karakter gitti. Q20 yerine Q2 kullanabilirim. Altta da tabii N2 olacak. Sonra burada ne çalabilirim? Burada da sıfır çalabiliriz. Nokta 2 olabilir. Evet. Çünkü neden? Noktadan öncesi zaten her zaman sıfırdır. O yüzden W nokta 1 dedim. Önünde sıfır varmış gibi tezgah zaten görüyor bunu. Noktanın öncesindeki değerler her zaman geçersizdir. F'de gene sıfırı silebilirim. Yine nokta var çünkü. Değil mi? G1'deyiz. G01'deyse yine 0'ı çalabilirim. Sadece G1 demem yeterli oluyor zaten. Gibi. Bunun gibi daha birçok komutları da yazmayıp tezgah hafızasından yer kazanabiliriz. Yani hafızayı boşuna meşgul etmemiş oluruz. Burada buna değinmek istedim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.